Biz Zanka TV izleyicilerini yanıltacak, onları kandıracak, aldatacak, algılarıyla oynayacak. Hiçbir yanlış bilgi, algıları değiştirmeye yönelik hiçbir bilgi vermediğimizi size geçen hafta Çarşamba günü yani Merkez Bankası faiz kararının verileceği günden bir gün önce Zanka TV yönetiminin de kapağını belirlediği üzere faiz artışının olmayacağını ve dolar-TL kurunun da 7.30-7.15 üzerine çıkacağını belirtmiştim. İsterseniz hafızalarımızı tazelemek üzere sayın yönetmenimiz geçen çarşamba yani tam bir hafta önceki kapağımızı hafıza tazelemek için ekranlara getirsin lütfen. Göreceğiniz üzere, gördüğünüz üzere biz çarşamba günü demiştik ki yabancı fonların, akbaba fonların, timsah fonların, yabancı sıcak para ve faiz baronlarının iddia ettiklerinin aksine Türkiye'nin temel verileri, temel göstergeleri, döviz rezervlerimizin durumu, bütün bunlar dikkate alındığında ve katılaşmış enflasyon alışkanlıkları gereğince Türk vatandaşlarının yani 236 milyar dolar döviz mevduatına sahip vatandaşlarımızın faizlerin %17 oranına çıkmış olmasıyla bile meşgul olmadıklarını, dolar faiz ilişkisinin bizim nezdimizde Türk tasarruf sahipleri nezdinde korelasyonu bağının kopmuş olduğunu, normal şartlar altında başka ülkelerde bu oranda faizler yükseltilmiş olsa bu yabancı fonların beklediği gibi ters dolarizasyon yaşanırdı ve döviz kurları da aşağı doğru giderdi. Ancak Türk milleti defalarca bu verilmiş olan sözlerin yerine gelmediği ve alınmış olan kararların da istikrarlı bir şekilde devam ettirilmediğini bildiklerinden ve daha da önemlisi %17'lik faizin enflasyonun altında kalacak bir getiri olduğunu vatandaşlarımız, Türk insanı bildiğinden her şeye rağmen kendini korumak için döviz mevduatlarını artırmaya veya korumaya ısrarlı bir şekilde, dirençli bir şekilde, inatlaşacak bir şekilde konumlarını muhafaza ettiler. Bunları niye anlatıyorum? Bunları anlatmamın sebebi şu, defalarca sevgili izleyiciler size tekrar ettim ki HSBC'den başlayarak Rabobank, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs gibi yabancı fon finansman idare eden fonların çeşitli raporlarına rağmen 6.80, 6.50, 6.40, 6.20 gibi dövizde yani dolar-TL tahmininde bulunan ve bunu desteklemek üzere üst üste raporlar yayınlayan, tahminlerini bildiren hatta Türk televizyonlarına canlı olarak bağlanarak bu görüşlerini bildirmelerine rağmen ve bu koroya eşlik edecek havuz medyasının mensuplarının yorumlarına rağmen o ekranlardan hiç ayrılmayan sözde ekonomi yorumcularının bu yöndeki beyanlarına rağmen Türk insanı inatla, ısrarla kendini korumak için 3-5 kuruşluk tasarrufunu korumak için TL yerine döviz varlıklarına gitmeye devam etti ve bunu da kararlı bir şekilde bu tavrını devam ettirdi. Bu sebeple %17'lik faizin Türk yatırımcıyı ilgilendirmediğini, kendini korumak için bu verilmiş olan sözlerin, sıkı para politikasının, enflasyonu düşürme hedeflerinin uzun süreli devam ettirilemeyeceğini bildiklerinden bizim vatandaşlarımız yani yerleşikler dediğimiz insanlar döviz mevduatlarında ısrarlı bir şekilde kalmaya devam ettiler. Sevgili arkadaşlar daha dün bile dün
Fitch'in yine Türkiye'den sorumlu kıdemli analisti ve direktörü aynen ekranlardan şunu söylüyordu. Türkiye iyi gidiyor, ters dolarizasyon başladığı an kredi notunuzu artırabiliriz gibi rüşvet, uyarı, ikaz, tehdit ne derseniz deyin. Bu yönde açık beyanlarda bulunmalarına rağmen, bütün bu raporlara rağmen biz Türk ekonomisinin içinde bulunduğu gerçek durumu ve siyaset yapma tarzımızdan kaynaklanan inandırıcılık problemi sebebiyle kanaatimizi hiç değiştirmedik. Geçen çarşamba günü haftaya 7-15 civarında kurlar, dolar TL kurları olacak dedim. Yayına başladığımda da dolar TL kuru 7.20-7.21 civarındaydı. Zaten bu 7.20 rakamını siz hep çok iyi biliyorsunuz. Ben 7.20-7.60 arasındaki kurun Türkiye'nin bu sıkışıklıktan veya sıkı para politikasına eşlik edecek tedbirlerin alınması şartıyla, sadece sıkı para politikasıyla veya Merkez Bankası'na bırakılmış yöntemlerle yürünmeyeceğini, ancak sıkı para politikasını destekleyecek maliye politikası, hukuk ve demokrasideki atılacak adımlar, kurumsal kapasitenin artırılması gibi yöntemler de sıkı para politikasını desteklerse, benim öngörümün dolarda 7.20-7.60 arasında olduğunu ve bunun da Nisan sonuna kadar bu seviyelerde bulunacağımızı, bu seviyelerin de Türk ekonomisi için sağlıklı olduğunu ısrarlı bir şekilde vurguladım. Şükürler olsun ki bu kanaatlerimin aksine sonuçlarla karşılaşmadık ve ben de sizlere bu anlamda mahcup olmadım.